TYT matematik dersimiz başlamıştır. Bugünkü konumuzda da geçen dersimizde yeni nesil üslü sayı soruları yapmıştık. Bugün de yeni nesil köklü sayı sorularını inceleyeceğiz. Aslında bunları ben size ödev olarak verecektim de. Şimdi tabii 11 B'nin dersleri geride kaldığı için onları size yetişsin diye sizde bunları fazladan işledim. 11 B'de işlemeyeceğim. Yeni nesil köklü sayı sorularının 16 tane soru var. Tabii yeni nesil olunca ifade bir olay biraz da şey yapıyor. Hikayeli. İlk sorumuz neymiş bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir arazinin içine restoran, otopark ve oyun alanı yapılacaktır. Arazi ve inşa edilecek yapılar ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. Dikdörtgen miymiş? Bir yapalım bakalım ya, lazım olacak dikdörtgen çizmek. Hadi çizdik. Arazinin yüz ölçümü 1600 metrekaredir. Tamam. Tüm yapılar dikdörtgen şeklindedir. Restoran için ayrılan alan 900 metrekare. 3 tane miydi? Arazi, restoran, otopark, oyun alanı. Neyse şöyle bir oluşturalım bakalım ne olacak da. Restoran, otopark, oyun alanı diyelim. Restoran bu olsun. 900. Otopark oyun alanından daha fazla yer kaplamakta. Otopark ve oyun alanı. Hayda, ikisi de oyla başlıyor. Oyun alanı bu olsun. Otopark da OP olsun. Şimdi ne demiş? Otopark oyun alanından daha fazla. Şimdi burası kaç oldu toplamda? 900'dü, 700 mü? O zaman yarısı bundan fazla. Ya 350'den fazlaymış otopark. Otopark alanı büyüktür 350 diyelim. Bu da küçüktür 350. Bu da yarısında demek ki ondan küçük. Tamam. Buna göre kısa kenarı 98 kök 98 metre olan oyun alanının, yani şuranın kısa kenarı karekök 98 olan uzun kenarı en fazla kaç metre olabilir? Ha, tamam o zaman. Kök 98 varsayalım burası. Şuna 49 çarpı 2 dersek 2, 7 kök 2. O halde buranın da kök 2'li bir şey olması lazım. Köklü bir şey olması lazım. Hatta içinde kök 2 olmalı. X kök 2 diyelim değil mi? X kök 2 deyince artık kökten kurtarır bunu. Ve çarpınca bunları da 350'den küçük olmalı. X 7x çarpı, yok 2 diyelim artık buna. 2 küçüktür 350. Buradan x 7'ye bölsek 50, x küçük 25 mi geliyor? 25'ten küçükse o zaman x 24. Bu durumda uzun kenarı en fazla, evet, 24 olabilir. Tabii kök 2 de olduğu için yanında 24 kök 2 olabilir. Fena değilmiş. Biraz hikaye uzun olunca bayağı şekil çizdik ama şekil çizmeye de o kadar gerek yokmuş. Kolaymış. Aşağıda şekil 1'de kenar uzunlukları karekök 108 ve karekök 243 birim olan dikdörtgen şeklindeki kartonun, yani şunun, o zaman uzun kenarı buymuş 243, kısa kenarı da burası olsun 108. Evet. Çok küçük oldu şekil. Biraz daha büyük çizelim ya. Buradan gözükmüyor. Ortalardan kare mi kesiliyormuş? O zaman kareleri de keselim şuradan. Böyle. Evet. Evet, kestiğimiz parçalar bunlarmış. Şimdi bakalım şurası 12 birim kareymiş. Önce şurayı bir yazalım. 243 demek aslında 81'in 3 ile çarpımı, yani 9 kök 3. 108 de 36 çarpı 3 olduğu için 6 kök 3'tür. Bunları hallettik. Şimdi alanı 12 ise bunun, bu değil mi? Kartonun her bir köşesinden 12 birim kare olan küçük kareler kesilerek atılıyor. Bunları attık. Üstü açık haline getiriyor. Şöyle bir kutu yapmışlar.
Kutu hacmi taban alanı çarpı yükseklik olduğunu hesaplandığına göre elde edilen kutunun hacmi. Evet, şu kutunun hacmi şurayı bulacağız. Burası taban alanı verecek. Yükseklikte burayı bulacağız. Şurası olsun. Onları tek tek bulalım. Şuna mesela A diyeyim, buna B diyeyim, buna da C dersem gençler, alan A çarpı B çarpı C'dir. O zaman A, B, C'yi bulalım. Şimdi A burada nedir? A burada şurasıdır. Yani şöyle bakarsak şurası A'dır. B neresidir? B de şurasıdır. Şu parçalar yukarı çıkıldığında şurası böyle kırmızı çizgisine yukarı doğru katlanacak ve o bir kutu olacak. D mi hocam? Olabilir D Mihriban. Bakayım. Şimdi şu 12'yi, burası alan 12 ise bunun bir kenarı karekök 12'dir. Karekök 12 de 2 kök 3'tür. 2 kök 3. O halde burası da 2 kök 3. 2 kök 3. 2 kök 3. Yani 2, 4. O zaman A eşittir 2 kök 3 bulundu. A bulduk. B'ye geldiğimizde burası 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Toplamda 9'du. 9'dan 4'ü çıkarırsak B'ye de 5 karekök 3 kalır. O zaman alanda 2 kök 3 çarpı 5 kök 3 taban alanı bulduk. 10 çarpı 3'ten 30 geldi. Gelelim yüksekliğe. Yükseklik de gençler şurasıdır. Yani şurası. Burası zaten 2 karekök 3'tür. Burada da C de diyebiliriz yani buna. O halde 2 kök 3 ile çarpalım. 2, 5 ne yapar? 10. 22 daha iyi. 2 çarpı 20. 20 evet 3 ile çarparsak 60 kök 3 doğru. Mihriban senin dediğin cevap doğruymuş. Devam edelim. Sıradaki soruya bakalım. Aşağıda verilen şekilde sayılar satırlara belirli bir kurala göre dizilmiştir. Neymiş kural? 1, 2, 3. Evet, bu da karekök 4, 5, 6 diye gidiyor. Yani hepsinin sayıların karekökü. Bütün tam sayıların karekökleri. Burada tabii 4 olunca tam kare olduğu için onu dışarı çıkarmış. Kural anladık. Bazı satırlarda irrasyonel sayılar, bazı satırlarda irrasyonel olmayan sayılar vardır. Yani irrasyonel olmayan dediği rasyonel. 2, 3, 4 gibi onlar olacak. Örneğin birinci satırda 1, üçüncü satırda 2 falan filan. Buna göre birinci satırdan başlanarak irrasyonel olmayan sayılar sayıldığında 8. sayı hangi satırda bulunur? Şimdi sayarsak 1, 2, 3 yani 8. sayı 8'dir. O halde 8 demek yani karekök 64 demektir. Yani biz burada 64 nerede olacak ona bakacağız. Burada da yani geçen hafta yapmıştık gençler. Üçgensel sayılar vardır. Bakın burada bir tane. Burada üç tane. Burada altı tane. Bu nedir? 1, 1 artı 2, 1 artı 2 artı 3, 1 artı 2 artı 3 artı 4 diye gidiyor böyle toplanıyor. O halde 64 tane olması için n çarpı n artı 1 bölü 2'nin 64'ten küçük olması lazım. İşte tabi bu değerler üçgensel sayı olduğu için her zaman denk gelmez. Mesela 1 vardır üçgensel sayı. 3 vardır 1 artı 2'den. 1 artı 2 artı 3'ten 6 vardır. 1 artı 2 artı 2, 3 artı 4'ten 10 vardır. Hepsi gelmez. O yüzden bu formatı sağlaması lazım. Bu formata göre baktığımızda 64 nerede kalıyor? Bakalım. Mesela 9 olsaydı 9 çarpı 10, 10 45 gelirdi olurdu. 10 olsaydı 55 geliyor. 11 olsaydı da n eşittir 11 olsaydı 11 çarpı 12 bölü 2'den yani 11. satıra geldiğimizde 11. satırda en son kaç yazacak bakalım. Şurasını göreceğiz. 66 yazar. Demek ki burada 66 ile bitiyor. O halde 65 ve 64 olarak baktığımızda 11. satırda olduğunu görebiliriz. Zaten 10. satırın 55'te bittiğini görebilirsiniz. 55'te bittiği için 55'ten sonraki kısımda 66'ya kadar komple 11. satırdı.
Üçgensel sayıları burada yine tekrar hatırlamış olduk. Bu arada Mihriban da bilmiş zaten, C demiş. Şekilde koordinat düzleminde verilen AOB dik üçgeninin A ve B noktalarının koordinatları sırasıyla, evet, 0'a 2, 4'e 0 verilmiş. Yani burası 4, 2 birim. Şurası da 4 birim. Tamam, cepte. Bu üçgen B köşesi etrafında, yani şuraya bir sabit çivilemişiz. Bunu böyle döndürmüş müyüz? Evet, ok yönü. Saat yönünde A köşesi OX eksenine gelecek şekilde böyle döndürdüğümüzde şu BA artık yine burasıdır. BA'dır. OA artık biraz O üssü A üssüdür. Yani burası 2. Burası da şu OB olduğu için burası da 4'tür. Yani bu şekilde aynı döndü. O zaman burasının dik olduğunu görebilirsiniz. Burası dikti çünkü. Peki soru ne? Buna göre A üssü noktasının apsisi hangi iki tam sayı arasındadır? Zaten 4 var. Şurayı bulmamız lazım. Burası 2 kök 5'tir gençler. 2 kök 5 ile 4'ü toplayacağız. Öncelikle o zaman 2 kök 5'e bakalım. 2 kök 5 neye eşittir? 20. Karekök 20'ye. Karekök 20 kimler arasında bakalım? 4, yani karekök 16 ile karekök 25 arasında. Yani tam sayılar o zaman bunlar. O halde burası 4 küçüktür. 2 kök 5, o da küçüktür. 5. Bu 4 ile 5 arasında. Şimdi buraya ama 4 fazlası var. O A dediğimiz şey. O A üssü 4 artı 2 kök 5. Hepsine 4 eklersek 8 diyelim, uzatmayalım. 8 küçüktür 4 artı 2 kök 5, o da küçüktür 9. İşte burası o A üssü olduğu için 8 ile 9 arasında diyeceğiz. Mihriban yine bilmiş bunu da, bravo. Devam. Neymiş bu? Şekil 1'de açınımı verilen küp kapatılarak şekil 2'de verilen kare desenli yol üzerinde bir yüzeyi kalacak şekilde devriliyor. Devrile devrile gitmiş, tamam. Her devrilme işleminde küp üzerindeki sayı kök 2 ile çarpılıyor ve desen üzerindeki sayı elde ediliyor. Ha, bunlar desenin numarasıymış. Desenin içindeki sayı değilmiş. Tamam. Örneğin bir nolu desende kök 5 ile kök 2 çarpılıyor. Evet, şurası kök 10 oluyor. Doğru. Bu şekilde küp 5 nolu desene ulaştığında en büyük sayı kaç nolu desende oluşur? Öncelikle küpün açık haline bakarak kapalı halinin nasıl olduğunu görmemiz lazım gençler. Şuradaki komşular zaten belli. 11 ile 5. Bakın komşudur, ortak kenarlar. Ortak kenar olmayan şu kenarlar, şu mesela kök 3 ile 11 karşılıklı olacaktır. Yani şurada kök 11'in karşısında kök 3'ün olduğunu bilelim. Kök 5'in de karşısında o zaman kök 2 vardır arka tarafta. O zaman kök 13'ün karşısında da şurada kök 7 var. Onu da arkaya yapalım şöyle. Bu durumda bakalım. Şöyle yuvarlanırsa kök 7'nin yeri aynı kalır. Kök 3 aynı kalır ama şunlar yer değişir. Kök 5 buraya gelecek. Bir daha yuvarlanırsa burası karekök 11. O zaman kök 5'i yazdık. Kök 1, 2, 3, 4, 5 de yazalım. Ona göre şey yapalım. Daha rahat görürüz. İkinciye kök 11 gelecek. Sonra bunları tabii kök 2 ile çarpacağız. Zaten kök 2 ile çarpmaya gerek yok ya. Hepsi zaten aynı sayıyla çarpıldığı için kim büyükse anlarız oradan. Ha, bir dakika. En büyük nol sayı kaç nol desen de olur. Ya burada kök 2'nin bir olayı yok herhalde ya. Bakayım bir. Evet, kök 2'nin burada hiçbir esprisi yok. Sonuçta en büyük hangisiyse ona bakacağız. Burada en büyük kim? Kök 13 veya kök 11. Hangisi denk gelirse bakacağız. Yuvarlamaya devam edelim o zaman biz. Kök 2 ile çarpmaya çok da gerek yokmuş. Kök 5 geldi 1. Kök 11 geldi 2'ye. Sonra bir daha yuvarlandı, kök 2 geldi buraya. Evet, üçüncü de artık burası kök 2. O zaman bunun kök 5 tepede olacak. Kök 5 tepede. Kök 7 sağ taraf olduğu için, diye arka tarafta olduğu için arka yuvarladığımızda kök 7 artık 4 numaraya gelecektir. Ve
İşte orada artık önemli olan şey şuydu. Kök 7'yi bulduk. Şuraya yaklaştığımız kim? Kök 2 değil mi? Kök 2 burada dipteydi. Kök 2 dipteyse üstte olan kim vardır? Üstte olan kök 5'tir. Yuvarladığımızda kök 5 arkaya gitti. Bir daha yuvarladığımızda buraya geldi. O zaman burada da kök 5 var. Zaten çok da kök 13 gelmediği müddetçe sıkıntı yokmuş. Aa bir dakika. Kök 13 gelecek. Ben yanlış düşündüm ya. Kök 13 burada ya, doğru. Şurası kök 13 olacak. Tamam, 4'teki şey de kök 7 de. Şu kök 13 karşıya geleceği için en şeyi bu. Kök 13'tür. Aslında sadece kök 13 takip etsek yeterliymiş. Kök 13 hakikaten de burada geldi. Şurada bile yuvarlanıp yine iki kere gitseydi yine burası kök 13'e gelecekmiş. O halde 5 ne olur desen de en büyük sayı oluşuyor. Kök 13 çarpı kök 2'den kök 26 geliyor. Boşuna uğraştık sanki ya. Biraz daha kolaymış o soru. Neyse gelelim yine bir sayı doğrusu üzerinde. Sıralama mı ne bu? Kök 95, karekök 95 sayısının yaklaşık değerini hesaplamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki adımları uygulamıştır. Karekök 95 ona daha yakındır. Neden? Çünkü 100 bunun karesi, bununki 81 ya. 81 100 arasında 100'e daha yakın olduğu için öyle diyebilirsiniz. Ona yakındır evet. 10 karekök 100 ise 95 artı 100 demiş, 195. Sonra bunu 2 kök 100'e bölmüş. Yani 10 çarpı 2 demiş. Bunun yaklaşık değerini öyle bulmuş. İlginç, bu yöntem ben bilmiyordum. Normalde şu yöntem de var. 9 ile 10 olduğu için 9 ile 10, 81 ile 100 demektir. 81 ile 100 arası. Şu 9, 9 tam zaten var. Şöyle anlatayım. Bunu da diğer yöntem de siz bilin aslında. Bu yöntem daha mantıklı. 81, 95 de burada. Bu 9 zaten tam kısım var. Küsuratlı kısımda şöyle yapıyoruz. 81-95 arasında şurada kaç bütün 19 var? Burada da 14 olduğu için 19'da 14'ü dersek bu daha kesin bir sonuç elde ediyor. Tabi tam değer değildir ama 9 tam 19, 13, 14 bölü 19. 14 buradan, 19 da buradan geldi. Karekök 95'in yaklaşık değerini gösteriyor. Buradan kaç çıkar acaba? Hesap makinesiyle yapayım. Merak ettim. 14 bölü 19 ne gelir? 14 bölü 19 eşittir 0,73'müş. Yani bu 9,73 oluyormuş aslında yaklaşık değeri. Tabi devamı geliyor şey de. Bu da 9,80 demiş. Evet mantıklı ama bu çok daha biraz yaptı. Bu daha uzak değerini buldu bize. Şu değer biraz daha hassas. Neyse geçelim biz bunun taktiğine geçelim. Bunun taktiğinde de ne yapıyoruz? O zaman karekök 35'i istiyormuş bizden. 35'i mesela bulmak istesek burada ne olurdu? 35 kimle kimin arasında? Tam kare olan sayılarda 36 ile 25 arasında. Hatta 36'ya çok yakın. Ne olur? 25, 5 tamımız var. Arada 11 var. 11 içinde 10. 10 bölü 11 diyebiliriz. 10'u 11'e bölsem kaç gelecek? Bunu da böyle yapayım bakayım ne gelecek. 10 bölü 11 0,90. Yani 5,90 geldi. Bu aslında tabii devre diyor da böyle yaklaşık değer diyelim. D şıkkını bulduk. Tabii bu bizim kendi bildiğimiz taktik. Ama biz bir de bunun şeyini bulalım. Bunun ki bu kadar yakın değer çıkarmaz aslında. Bakalım. 35'e ne yapacağız? 36 yakın olduğu için 35'e 36 ekleyeceğiz. Şurada olduğu gibi. Sonra bunu neye böleceğiz? 2 çarpı 36'nın karekökünü. Yani 71'i 12'ye bölelim mi? 71'i 12'ye böleyim bakayım ne gelecek. 71 bölü 12 eşittir 5,91. Bakın bu daha uzak değer buldu. 5,91 tabi devre diyor çünkü. Yaklaşık değer diyebiliriz buna. Ki zaten şıklarda da o var ama görüldüğü gibi şu sağdaki taktik daha yaklaşık değerleri çıkarır. Neredeyse. Hesap makinesi yapsanız da 5,90 bulur zaten. Hesap makinesi bakayım kaç bulacak.
kaç 30 35'in karekökünü bulalım. 35 karekök. Hesap makinesi de 5.91.6. Aa, hesap makinesi buna da yakın buldu. Bu yöntem daha güzelmiş demek ki. Ama diğerinde çok uzak buldu bize. Demek ki diğerinde bakayım tekrardan. 95'in karekökü neymiş? 95'in karekökü. Ben bu yöntemi bilmiyordum bak. Güzel bir yöntemmiş. 9,74. Evet, bu yöntem daha şey buldurdu. Ben de bunu öğrenmiş oldum. İyi oldu. Bu yöntemde daha hassas buluyor gençler hakikaten. 5,91'e daha yakınmış karekök. Evet. X, Y iki basamaklı sayısı ile yapılan işlem adımları aşağıda verilmiştir. Bakalım neymiş adımlar. A, B, C, D, E ve F birer rakam olmak üzere. Rakamlar, ha şunlar. X, Y'nin Y karesini al A, B. 2 X, Y, X kare. Zaten tam kare özdeşliği gibi ama. Örneğin 15 için baktığımızda 15'in karesini almış 25. Sonra bunu 2 ile 1'i 5 çarpmış 10. Sonra 1'in karesini almış. Aslında gençler bu tam kare özdeşliği ya. Baksana toplan şurayı. X artı y'nin karesidir bu. X nedir? Aslında burada x dediğim şey rakamın o rakam. Ama burada tabi buraya sola kaydırdığı için aslında bu şudur. Mesela 15'i alayım ben size. 15'in karesini şöyle almış. 10 artı 5 demiş. Ayrı ayrı bulmuş. Birincinin karesinden onun karesi. Sonra ikincinin karesinden. Hayır, yok şey yapayım kitaba. Buna göre yapayım ben. Tam bunun yaptığı gibi. 5'in karesini arayayım önce. 5'in karesinden 25. Sonra 2 çarpı 10 çarpı 5 kaç yapar? 50 100 yapar. Ama zaten dikkat ederseniz bu bir basamak kaydırmasıyla bunu zaten onu 100 yapmış oldu. Biz aslında bunu 100 diyecek doğrudan. Şurada da bakın iki basamak kaydırması aslında burada onun karesi olacaktır. Onun karesi de 100'dür. Gerçekten de bu iki basamak kaydırınca zaten bunu aslında 100'e çarpmış oldu. Hakikaten de 225 geldi ki bu taktik olarak mantıklı. 16, 22 ve 18 sayılar için bu işlem ayrı ayrı uygulandığında yani aslında ne yapıyoruz burada? Karesini almış oluyoruz. O halde 16'nın karesi 256. Yani M burada 256. Ne 200 ha neyse gerek yok zaten karekök lazımmış. O zaman uzatmaya gerek yok. 256'nın karekökünden yine M gelecektir. Bu da 22 gelecektir. Bu da yine 18 gelecektir. Yani aslında boş boşuna çok uğraştıracaktı bizi. Şunu görünce gerek kalmadı. İşleminin sonucu kaçtır? 22, şu M değil pardon 16. 56 yapıyor. Gayet basit bir soruymuş. Geçelim. İyi yarıya geldik sayılır ya. Bunu bitirirsek yarıdayız. Bir bilardo masasında oyuncudan sabit bir topu topa uzaklığı 15 desimetre olan 50 santimetre yarıçaplı 50 santimetrenin de bu arada 5 desimetre olduğunu yazalım. 50 santimetre yarıçaplı dairesel bir alana tek atışta göndermesi istenmiştir. Hop buradan buraya gönderiyor. Oyuncu topu gönderdiğinde top hedef içerisinde kaldığına göre yani siyah bölgede olduğuna göre topun hedef içerisindeki konumu ile ilk atıldığı noktadaki nokta arasındaki mesafe desimetre cinsinden hangisi olabilir? Şekli biraz daha büyük çizersek daha net olur herhalde. Hedefimiz bu. Şey de buradan geliyor. Topu da buradan vuruyoruz. Tam merkezine doğru vuruyoruz tabii. Şurası 5, burası da 5'miş. Şurası da 15. Şimdi topun hedef olduğuna göre demek ki şuraya gelebilir. Veya burada şuraya da çıkabilir. O halde ha şıklar kareköklü.
Yani şıklar o zaman 15-25. Bakayım yanlış mı yaptım? Yarıçap değil mi? Evet, yarıçapı doğru. Demek ki 25'ten küçük kaçtan büyük olacak? 15'ten küçük olacak. 15'ten büyük olacak. Şıklara baktığımızda karekökü olduğuna göre karesi, bunun karesi ne yapar? Bu 225'in karekökü. Bu da 625'in karekökü. O halde x de bunların arasında olması lazım. 625, 500 mü? Evet. 500'ün karekökü 15 ile 25 arasında yer alacaktır. Bu hedef bölgesinin aradaki şeyi. Neyi? Evet, aldığı mesafe değil mi? Şu aldığı mesafe 15'ten fazla, 25'ten azdır. Bir soru daha yapalım ve bir ara verelim. Şekilde bir ambulansın kaza sonrasında gidebileceği hastanelere olan uzaklığı gösterilmiştir. Evet, ambulans burada. Hastanelere uzaklıkları da belli. Trafik yoğunluğu sabit kabul edildiğinde ambulansın gitmesi gereken en yakın hastane aşağıdakilerden hangisi olur? Burada sıralama sorusuymuş. Şöyle bir yapalım önce. 5 küp kökü A diyelim. B 6'nın 4. dereceden kökü. C 5'in dereceden kökü. Bu ne ya? Hepsi de acayipmiş. 8'in 3. dereceden kökü. Neyse, şu en azından tam sayı. E de bir dakika. A, B, C. A, B, C. D nerede ya? Ha, D burasıymış. Tamam. Karıştırmışız. Şunu D kalsın. Kök 7. E buradaymış. E de 3 kök 8. Evet. Nasıl yapalım? Bunların köklerini ortaklaştırsak çok uğraştırır mı? Şurası 3, 5, 15. Çok büyük mesafe ya. Uğraştıracak. Şunun 2 olduğu belli sadece. Tek bunu tam sayabiliyoruz. Bu 2 ise bu zaten 2'den çok küçük bir sayı. Oho, buna çok küçük sayı yani bu. Bakmaya gerek yok. Zaten ama en yakın diyor, pardon, en yakın diyorsa o zaman bu adaylarda karekök 7 zaten 3, 2'den büyük bir sayı olduğu için bu da elendi. Şunlar gitti. Şuna baktığımızda 6 ile 5 var. Bunları eşitleyebiliriz sanki ya. Buradan başka türlü göremeyecek gibiyiz. Ama çok büyük sayı gelecek. Nasıl olacak? Şunun kökisini ayırsak, kök 2 çarpı kök 3 desek, 5'in küp kökü, 6'nın 4. dereceden kökü, 5'in 5. dereceden kökü. Ya şu aslında küçük de, C olduğu belli de nasıl mantıken şey yapsak? Uzattık vakti de. 5, 4, 20. Bunların ekoku 60 yani. Bunu 60 yaparsak. Ha bir dakika, zaten şu 5'miş ikisi de bunların ya. Niye bakıyorsun ki? Bu 5 ise bu zaten o yüzden geçti. Şu ikisi arasında kaldık. Bu ikisi arasında baktığımızda da bu zaten daha küçük olduğu için illaki bu ya. Tamam, uzatmaya gerek yok. C zaten belliymiş. Ben içinde 5 olduğunu görmemiştim. Tamam. Evet, bunu da bitirdiğimize göre bir ara vakti gelmiş demektir. Şu soruyu da öteki derse bırakalım. Az sonra görüşmek dileğiyle gençler. Şimdilik hoşça kalın. Hoşçakalın. İkinci dersimize başladık. Şimdi sıra geldi bu soruya. M 9'dan küçük bir doğal sayı olmak üzere şu ifadenin karekökü 5 m kare artı 4'ün karekökü bir tam sayı eşittir. M'nin kaç farklı değeri vardır? Yani M 9'dan küçükmüş. Bu ne ya? Kırmızı mı kalmış? 9'dan küçük. Diğer Mihriban 0, 1 ve 3 dedi. 0 olur doğru. 1 oluyor. 3. 3, 9, 45. Ha, oluyor hakikaten. Şimdi denemeyle bulabiliriz gerçi. 4 niye olmasın? 4. Şöyle yapsak olur mu sanki? Merak ettim. Şöyle bir yöntem. Parçalasak bu sayıyı. 5m kareyi. 4m kare artı m kare artı 4 desem. Sonra şunu 4 parantezine alsam. Olmaz mı? Çıkmıyor değil mi?
4 parantezinde n kare artı 1 artı m kare geldi. 4 dışarı çıkmaz ki, burada çıkmıyor. Çarpanı ayıramadık ya. Ekleyip çıkarsak falan olur belki de. Terim ekleyip çıkarsak o da çok uğraştıracak. Bu benim, bunun karesi, bunun karesi yok ya. Denemek daha kolay hakikaten. Bir şey bulamadım ben de. Acaba bir yöntem var mı da biz göremedik. Tam kare özdeşliği yapsak bu zaten 5'in karesi olmaz. M'nin bir kere tam kare sayıları düşünsek 1 var, 4 var. Öyle yapsak sanki olacak gibi ama. Sıfırdan başlayalım. 0, 1, 4, 9, 16, kaç yapar? 25, 36, 49. Böyle gider. 49, 50, 64, 81 gidiyor. Şimdi bunu bir de 5 katını alacağız. 5 katını alınca sonu tam 4 ekleyince tam kare olması lazım. Bayağı hakikaten şey ya, pratik bir şey bulamadım. 5 katı bunun 4 fazlası yapıyor. 5 katı sonu 5 ile bitiyor. O zaman 9. 5 katı 20 yapar. 29 tam kare değil. 5 katı 45, 49 geliyor hakikaten de. 80, 84. 25'in 5 katı 125, 129. Yani denemekten başka şey yok herhalde şansımız. 36'nın 5 katı 180, 189 da olmuyor. 49'un 5 katı 20, 245 mi? 249 da olmadı. 64'ün 5 katı 320, 324 de olmadı. Sonra 4, 9, 4, 9. Hep 4, 9 mu bitiyormuş burada hakikaten, değil mi? 4, 9 geliyor. Normal mi bu? Beklenen bir şey mi? Bir doğal sayının karesini alırsak 4'ün katıdır veya bir fazlasıdır. 4'ün katıysa 5 ile çarparsak sonu sıfırlı. Bir fazlasıysa da sonu 5 ile bitiyor. O yüzden 9 oluyor. Hep sonu 9 ve 4. Doğru, mantıklı. 81'de 40, 405, 409. Evet, burada sadece tam kare 4 var, 9 var, 49 var. O da x'in, yani m'nin 0, m'nin 1, m'nin 3 olduğu yerler. Basit bir şey belki vardı da göremedik ya biz ama. Zaten değer verince çok kolay çıkıyor da. 4 parantezin alınca niye çıkmadı? 4 parantezin alınca 4 dışarı. Cık, çarpanı ayıramadık. Ama zaten çarpanı ayrılır da ayırmasına, ayırınca da çok yine uğraştırır gibi geliyor. Oradan köprüsüne çıkmayabilir. Neyse, bakalım. A ve B duraklarına sırasıyla 4 m² ekleyip 4 m² çıkarsam olur muydu? 9 m². Neyse, dur ya, kafam oraya gitti hala. A ve B duraklarına sırasıyla kök 75 ve kök 48 kilometre uzaklıkta bulunan bir otobüs yolcusu A durağına karekök 147 kilometre uzaklıkta bulunan ve 5 kök 3 kilometre bölü dakika sabit hızla hareket eden otobüse aşağıda verilen yön ve hızlardan hangisiyle hareket ederse binebilir? Tabi bu karekökleri bir düzgün sayıya çevirelim. Böyle bir şey anlaşılmıyor. 147, 49'un 3 katı, yani 7 kök 3. 75 de 25'in 3 katı, 5 kök 3. Bu da 16'nın 3 katı, 4 kök 3. İyi, en azından hepsinde kök 3 var. Orada sıkıntı olmayacaktır. Şimdi bunun hızı 5 kök 3. Nerede? A'ya girecek değil mi? A'ya gelirse o zaman iki ihtimal düşünmemiz lazım. A'ya giderse A'da. Bir dakika.
hangisi de binebilir diyor. O zaman A'da binsin diyelim. A'da binerse diyelim. İhtimali düşünelim. A'da binerse aynı sürede, yani T zamanında bu yol alırken otobüs de bu yol alacak. Yani süre T olursa T'yi nasıl bulacağız? Hız eşit x eşittir v çarpı t formülünden. T eşittir v bölü x. Yani alınan x bölü v. Hay Allah. Yol bölü hız. O halde A kişi ismi ne var bunun? Yolcu, ha, yolcu diyelim. Yolcunun yolu 5 kök 3. 5 kök 3. Hızı ne kadar? Hızını bilmiyoruz. Ona v diyelim. Eşittir. Aynı t diğerinde de geçerli. O zaman diğerinde de otobüsün aldığı yol 7 kök 3. Otobüsün hızı yalnız belli. 5 kök 3. Buna V1 diyelim. VA diyelim, pardon. VA mı diyelim? Evet, bu hızı değil mi? Doğru. VA. A'daki hızı. A'ya doğru gidecek ve hızı. Buradan şunlar gider. 25 kök 3 bölü 7. Yanlış mı yaptım ya? Bakayım. Yol bölü hız. Yo, doğru. Kök 3'ler gitti. Yol bölü hız. 25 kök 3 bölü 7 geldi. Işıklarda yok herhalde. O zaman A'da olmayacak. Gelelim B'ye. B'de binerse. B'de binerse de B'ne aldığı yol yine şeyin 4 kök 3. Aynı T aynı olduğu için T'yi eşitleyeceğiz yani birbirine. Hızımız VB olsun artık. B'ye giderkenki hız. Otobüsün B'ye gitmesi de aldığı yol 7 kök. Buradan 5, 12, 16 kök 3 yapar. 16 kök 3 bölü hızımız 5 kök 3. Bakalım buradan gelecek mi? Şu 16 kök 3 ile 5 kök 3 sadeleşir. Kök 3'ler gitti. 4'e böldüm. O zaman VB eşittir 5. 5 kök 3 bölü 4. Bu da yakışıklarda. Yanlış mı yaptım? Allah Allah. Nerede yanlış yaptık ya? Yani? 75, 5 kök 3. 48, 16 çarpı 3, 4 kök 3 doğru. 47'de 49 çarpmış. O da doğru. 7, 5, 12, 16 kök 3. Nerede yanlış yapıyoruz? 5 kök 3 bölü 4. Ne var çıktılarda? A yönüne 2 kök 3 hızlı. Acaba binebilir derken şey mi kastediyor ya? Tam zamanda değil de önce de gelebilir. Ha, o zaman bir şey yapalım. Hızı bundan fazla olursa yeterli o zaman, ama bu değer lazım bize. Şuna bakalım. Bundan büyük olacak. Bundan büyük. Eşit demedim de bundan büyük diyelim o zaman. Bu tam yetişiyor ama bundan büyük olursa da yetişir zaten. Sonuçta 25 kök 3 bölü 7. Ama bu değerleri nasıl bulacağız? Çok uğraştırır. VB de bundan, ama bundan büyük olursa da fark etmeyecektir. 5 kök 3 bölü 4'tür. Öyleyse bunu şey yapalım ya. Karesini alalım da bari öyle bulalım da, orada çok uğraştırır. 7 var işin içinde. Şıklarda hangisi var? A yönünde bakalım. 2 kare kök 3 demiş. Kök 3 zaten var. 25 bölü 7. 25 bölü 7, 7 3'ten büyük. O zaman bu yetişmez. Şundan küçük çünkü. Buranın en azından 3 olması lazım. 3'ten büyük olması lazım. Başka A şıkkında ne var? Kök 3 var. Bu zaten küçük. 5 bölü 2 demiş. 5 bölü 2, 2,5 yapar. Bu da 3'ten büyük. O zaman A'lar gitti. B'ye baktığımızda şu ifade 5 bölü 4. Yani 1,25 diyelim. Eğer 1,25'ten büyükse, şuraya büyük de diyelim, pardon. Bu bayağı yorumlama istedi ya, bu kadar uğraştıracak mıymış? 1 bölü 2 yapar. Bu 1.
Hala yetişmiyor. Bu 1 bölü 2, bu daha küçük. Kesin ben bir şey yanlış yaptım yani. Hay Allah. Nerede yanlış yaptım? B'ye giderken bakıyorum. B'deki yol 4 kök 3. Yolcunun hızını bilmiyoruz değil mi? Otobüse. Otobüsün hızı bu doğru. Yolcunun hızına VB dedik. Arabanın aldığı yol 16 kök 3. Hızı da 5 kök 3. Kök 3'ler 16 kök 3. 4'e 4 kök 3'e böldüm 1. 4 kök 3'e böldüm 4. O zaman VB. Ha 4 bölü 5 ya. Yanlış bulmuşum. Bakayım. Şu yukarı. Yo doğru. 5 kök 3 bölü 4. Doğru. Hızının bunlardan fazla olması lazım ya. Nasıl böyle ki nasıl yetişecek ki bunlardan küçük. Neyse bu soruyu anlayamadım ya. Bu soruyu geçeyim. Belki bir ufak hata yaptık o yüzden uğraşmayalım boş boşuna. Aşağıda verilen A ve B makinelerine atılan bir A sayısının ürün olarak karşılıkları sırasıyla kök A eksi 1 ve kök A artı 1'dir. A sayısının tamam. Buraya attık. Bu karekökünün bir fazlası, şey bir eksiği, bu da bir fazlası. Tamam. Buna göre her iki makineye de 2'den 20'ye kadar 20 dahil. 2, 3, 20'ye kadar atılacakmış. Sayıları atılıyor ve elde edilen tüm ürünler çarpılarak bir A sayısı elde ediliyor. Her iki makine atılıyor mu? Ha, evet, her iki makine atılıyor. Tamam o zaman. Bunları çarpacağız sonra. Anlaşıldı. Zaten bunlar eşlenik olduğu için gayet kolay çıkacak. Buna göre A sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi A makinesine B makinesi dersek, A'ya ve B'ye dersek kök 2 eksi 1'e kök 2 artı 1. Bunları çarptığımızda A çarp B diyelim. 2 eksi 1'den 1 geldi. Şuraya geldiğimizde kök 3 eksi 1 kök 3 artı 1. Burada da 3 eksi 1'den 2 geldi. Böyle böyle. O zaman burası da karekök 20 eksi 1 karekök 20 artı 1'den 20 eksi 1 geldi. Bunları tabii sonra da bir daha çarpacağız. Çünkü bunları çarptık kendi arasında, bir de bunları komple çarpacağız. Normalde şu A'daki B'deki hepsini çarpmamız lazım ama biz önce pratik olsun diye alt alta çarptım ben bunları. Biraz çünkü benziyor bunlar. Sonra da yan yana çarpalım diğer çıkan terimleri. 19 faktör değil mi? Doğru. Evet Mihriman. A çarpı B 1 çarpı 2 çarpı 3 nokta nokta 19, yani 19 faktöriyel. O zaman C şıkkı yanlış. Hangisi doğrudur mu diyor. O zaman C yanlış. En büyük bu asal çarpanı 17'dir. Bu doğru mu? Tabii ki yanlış. Çünkü en büyük asal çarpanı burada 19 var. O da yanlış. 19 olması lazım bunun cevabı. Sondan 3 basamak 0'dır. Bunun için sondan kaç tane 5 var? Bir bakalım içinde. 19'u 5'e böldüğümüzde 5 kere 3 15. 15 4. Evet doğru. 3 tane 0 varmış içinde. O 0 nereden geliyor? Bir tanesi 5'ten gelir. Diğeri de 10'dan gelir. Böylece 3 tane 0 olur gerçekten de. O zaman B doğruymuş. Yine de bakalım şuna. 7 tane farklı asal çarpanı vardır. Asal çarpanları bunun 2'den 19'a kadardır. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19'dur. Bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneymiş. Zaten şu ikisi birbirini şey yapıyor. A şıkkı ile D şıkkı 17'ye göre yapmış galiba. Yanlış. 361'e bölümünden kalan 1'dir diyor. Karekök 361'e bölümünden kalan 1'dir. Karekök 361'e bölümünden mi? 19. 361'in ne özelliği var? 361 kimin çarpımı ki? 361. 60. 361'in bölenlerini bulamadım ya. Kime bölünür? Hiçbir şey bölünmüyor. Kalan 1'dir. Karekök 360'a bölünmez ki. Nasıl olacak kalan 1 anlamadım. Kareköklü kalıyor. Bu yanlış o zaman zaten ya. Uğraşmaya gerek yok bunu.
Karakök yok bu sayıda değil mi hiç? Evet. Karakök'le alakası yok. Geçelim. Çünkü kökten kurtarıyor kendini sayılar. Yukarıda verilen sayı doğrusu üzerindeki hangi iki sayı arasındaki uzaklık en küçüktür? Bakalım ne var ilişki? 5, 6, 10, 11, 24, 25. Evet, ardışık olduğuna göre tabii ki gençler ardışıklarda dikkat etsiniz bakın 0 ile 1 arasına bakın bir. Bir birim. 1 ile 2'ye bakalım. Ama tabii bunlar karekökli. Karekök 1 bu nedir? 1,4'tür bu. 1,41 diye gidiyor yaklaşık. Ne oldu? Bakın bir anda mesafe 0,41'e düştü bile. Yani ardışık sayılarda sayılar büyüdükçe karekökleri birbirine yaklaşır. Eğer ardışıksa tabii. Mesela karekök 99, karekök 100. Bunlar birbirine çok yakın değerler. Şu 9 virgül küsür küsür küsür. Bu da 10 zaten. Aralarında neredeyse hiçbir şey yok gibi. O yüzden de iki sayı arasındaki en küçük olan mesafe 24 ile 25'tir. Bunlar zaten çok uzak. 11 ile 24 onlara bakmaya bile gerek yok. Ardışıklara baktık sadece. Devam. Şekilde verilen ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları 4 karekök 2 birim ve 6 kök 3 birimdir. 4 kök 2 tamam 6 kök 3 verilmiş. Bura kaç eşit mi bunlar? 6 eş parça ayrılmış tamam o zaman. 6 ise bunlar kök 3 kök 3. Niye hepsini yazdık? Neyse yazdık. Hepsi kök 3 birim o zaman. Üzerine geç katlanıyor. C köşesi AB üzerinde hangi iki nokta arasında bulunur? Şimdi katlandığında bu zaten dikdörtgen olduğu için şöyle tam buraya gelecektir. Ama işte M gelmeyebilir yani. Biz onu rastgele gösterdik. Şimdi 3 4 kök 2'ye bakalım. 4 kök 2 ile A çarpı kök 3 diyelim. Varsayalım kaç tane parça varsa. Hangisinden büyük bakalım veya hangisinin sırasında. Karelerini aldığımızda oradan anlarız. Bunun karesi 48. O halde bunun karesi de 3A kare. Yani A kare burada 16. Ha bir dakika 6 köküçmüş ya bu. Bu 4 kök 2'ymiş. Pardon düzeltiyorum şu kök 2. Burası 4 kök 2. Şu 4 kök 2 şunu yanlış yazmışım. Şimdi düzelteyim de o zaman yanlış oldu. Zaten o zaman çok kolay bulunuyormuş ki kök 3 olsaydı. Kök 2 olunca işler değişti. Şimdi varsayalım burada A tane var diyelim. 4 kök 2 karesine baktığımızda 40 32 gelir. 32 şurası 3'tü. 3A kare. 32 bölü 3 yani. O da bize 32 bölü 3 yaklaşık kaç yapar? 10'dan büyük. O halde 10'dan büyük olduğuna göre 3'ten büyük. Yani burada A 3'ten büyüktür. 4'ten küçüktür. A bir tam sayı olduğu için. O halde 3'ten büyükse M'den 3 parça geçmiş. O zaman L'ye kadar gelecek. Yani M L arasında diyebiliriz. L ile M arasında. Gerçekten de deneyelim bakalım. Hakikaten sağlayacak mı? Buraya 3 verirsem şey buraya 3 verirsem ne olur? 27 gelir. Hakikaten 27 küçük geliyor burada. 4 verirsem o zaman sağlıyor. 48 o zaman sağlıyor. Devam. İyi iki soru kalmış. Hemen bitirelim bunları da. Şekil 1'de verilen özdeş dikdörtgenler birleştirilerek şekil 2'de verilen karesel bölge oluşturulmuştur. Şekil 2'de oluşan taralı bölgenin alanı 72. Hemen yazalım. 72 ise bu karekök olduğu için şuralar karekök 72. Yani 36 çarpı 2'den 6 kök 2'dir. Şu parçalar. Ve sonra ne diyor? Kullanılan dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı kısa kenarından kaç santimetre uzundur? Ha, o zaman uzun kenarı A, o zaman x santim uzun olsun. A artı x diyelim. Öyleyse şurası kısalar A.
Burası da A. Burası da A artı X. O zaman şurası X oluyor. İşte X'i soruyor bize. X de zaten bulmuştuk. 6 karekök 2'dir. Aradaki fark. Veya buna B deyip o zaman B dersek burası B eksi A olacaktı. Oradan da gözüküyormuş. Son soruya geldik. Bakalım işlem bayağı uzun gibi burada da. Üçgen eğer pembe ise ne oluyor? 2 üzeri n ikinci kuvvetini alıp 1 çıkaracağız. Üçgen mavi ise ters duruyorsa 3 kuvvetini alıp işte taşına 3 üzeri n bölü 4 mü diyelim. Hangisi lazım olsa geç fark etmez yazmayalım. Buna göre bu eşitliği sağlayan x sayısı kaçtır? Sol tarafı bulalım önce. Üçgene bakarsak 2 üzeri 5 eksi 1 eksi 13 dedik. Büyük üçgeni hallettik orayı. Eşittir. Şuraya baktığımızda bu 2 üzeri 2 eksi 1 çarpı karekök 3x. Şurayı şimdi ters üçgen geldiğine göre bu üçgende şurayı düzenleyelim hocam pardon. Bu nedir? 2 üzeri eksi 32. 14 çıkarsa 18 mi? Bakayım. 32, 31, 18. Şuraya düzenlersek de 1 geliyor. Pardon 3 geliyormuş. 3 kök 3. 18'e geldiğimizde bunu ne yapacağız? 3'ün 18. kuvvetinin 4. dereceden kökü. O zaman bunu da içeri alayım madem. Bu da içeri alırsak 3 üzeri 3'ün karekökü. Karekökleri şimdi artık şey yaparız, yok edebiliriz. Hatta bunu da içeri alayım. Bu da x kare olsun. İçeride girsin. Tamam. Şunun 2'ye sadeleştirirsem karekök içinde 3 üzeri 9 oldu. Bu da artık karekök içinde 3 üzeri 3'ün x kare. Şimdi kareköklerden kurtarırsak x kare eşittir 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 3 yani 3 üzeri 6 gelir. Hayda. Ha, pardon, karesi de mi? Doğru. O zaman sağlar. X kare 3 üzeri 6 ise devamı şöyle yapayım. Karekök aldığımızda x eşittir 3 üzeri 3'ten 27 geldi. Gerçekten peki x pozitif mi demiş mi? Ha, en bir doğal sayı tamam. En bir doğal sayı ise o zaman bunlar iyi de x tanımlamamış. Bunu nasıl anlayacağız pozitif olduğunu? Ha, gerçi burada varmış tamam. Doğal sayısı bu pozitif. X burada mecburen pozitif olmalı. Tamamdır. D şıkkında yaptık ve bitirdik dersimizi. Artık gençler sınav olursa haftaya ders yapmayacağız ama sınavlar olmazsa haftaya dersimizde veya bir sonraki dersimizde diyelim fonksiyonlara başlayacağız. Ama sınavlar ertelenmezse bir sonraki dersimizde ben tekrar ders işleyebilirim. Yani hangi sınavda konular varsa onlardan tekrar sorular çözebilirim. Öyleyse bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz.